Evet, anladığım kadarıyla netlerde bir tıkanma oldu ve bir türlü yükselmiyor. Ne yapacağınız konusunda fazlaca kararsız kaldınız. Sınava kalan vakit de gitgide azalıyor. Anladığım kadarıyla bir yardıma ihtiyacınız var. Merak etmeyin, ben buradayım. 8 adımda 8. sınıflara deneme netlerimizdeki tıkanmaların üstesinden nasıl gelebiliriz? O netlerimizi uçuracak tavsiyeler nelerdir? Onları vereceğim. İzliyoruz. Evet sevgili arkadaşlar, 8 aylık adımda sizlerin deneme netlerinizi istediğiniz hale getirebilmenizi sağlayacak tavsiyeleri iletiyorum. İlk maddemiz deneme karnesi oluşturmanız. Deneme karnesi nedir hocam diyen arkadaşlara da hızlıca söylemiş olalım. Sevgili arkadaşlar, onlarca denemeye girip çıktınız ancak bunların sonuçlarını bir arada görebileceğiniz bir dokümanın olmaması şu an için bir problem durumu. Çünkü hangi aylarda neredeydiniz? Deneme netlerinizdeki dalgalanmalar nasıldı? Bazı derslerdeki başarı grafiğiniz aydan aya nasıl seyretti? Arttı mı, azaldı mı, yoksa hala aynı şekilde mi ilerliyor? İşte tüm bunları tek bir sayfada görebileceğiniz bir sistemle ilerleyebilirseniz deneme netlerinizi daha iyi yorumlama şansı elde edebilirsiniz. Bir deneme karnesi oluşturmanızı sizlere tavsiye ederim. İkinci maddemizde haftada bir deneme uygulamanızı sizlere tavsiye edeceğim. Haftada en az bir kere deneme uygulamalısınız. Eğer mümkünse bunu da hafta sonları yapabilirsiniz. Örneğin pazar günlerini deneme günü ilan etmiş olalım. Sizler başka bir günü de seçebilirsiniz. Pazar günü denememizi gerçekleştirdikten sonra o denememizdeki yanlış ve boş sorular var. O yanlış ve boş soruların hangi derslerden, hangi konu başlıklarından olduğunu öncelikle kavramalıyız ve sonrasında bir dahaki pazar gününe kadarki olan haftalık çalışma programımızı bu yanlış ve boşlardan hareketle organize etmeli ve okulda işlediğimiz son konuları da yine programımıza dahil etmelisiniz. İşte alın size mükemmel bir çalışma programı. Bunu yaptıktan sonra denemelerinizden hareketle haftalık çalışma programınızı oluşturmuş olursunuz ve o tıkanmaların önüne geçmiş olursunuz. Neden? Çünkü sadece eksiklerinize odaklanarak çalışmaları gerçekleştiriyorsunuz. Bir sonraki maddemizde yanlış ve boş sorulara odaklanmada 48 saat kuralı var. 48 saat kuralı bizim için önemli. Yapamadığımız sorular veya boş bıraktığımız sorular olacak. Bunları da 48 saat içerisinde öğrenmemiz gerekecek. Bu madde özellikle çok önemli. Evet, bir sonraki maddemizde ise bu 48 saat kuralı içerisinde öğrendiğimiz soruları tekrar etme oturumları var. Bunu birçok öğrenci yapmıyor. Ancak bunları yaparsanız yanlışlarınızı pekiştirmiş, tekrar etmiş olursunuz. Tıpkı okulda işlenen dersleri evde tekrar ediyormuş gibi. Dolayısıyla yanlış ve boş sorularınızı da ayrı günlerde tekrar ederseniz burada da çok büyük bir eksiği kapatmış olursunuz. 5. maddemizde ise denemelerdeki yanlışlarımızı kesip bir deneme yanlışı defteri oluşturup bu yanlışlarımızın hepsini oraya yapıştırıp sadece denemelerde yaptığımız yanlışlardan oluşan bir defter edinebiliriz. Bu da özellikle son aylarda eksiklerimize göz atma noktasında bize çok büyük sıçramalar yaşatabilir. Yanlışlarımıza göz atmak için bir defter oluşturmak şart değil, ancak yapabileceğinizi düşünüyorsanız bu sizin çok büyük bir farkı da kapatmanızı sağlayacaktır. 6. maddemiz denemenin biraz daha dışına çıkmamızı sağlıyor. Genel bir konu tekrar yapmamız lazım 15 günde bir. Sevgili arkadaşlar, takvimler her ayın 1'ini ve 15'ini gösterdiği zaman artık sizler için genel ve ayrıntılı bir konu tekrarı zamanı gelmiş demektir. Genel ve ayrıntılı bir konu tekrarı yaparsanız bildiğiniz konuları bile tekrar etmiş olur. Bu sorulardan hata yapmamış olmak için çok güzel bir çalışma yapmış olursunuz. Özellikle öğrenciler bu noktada çok yanılıyorlar. Bildikleri konuları sonsuza kadar unutmayacaklarını düşünüp o konularla alakalı tekrarlarını gerçekleştirmiyorlar ve bir süre sonra denemelerde yanlış soruların sayısı arttıkça demoralize olma durumumuz da bir o kadar artıyor. Sevgili arkadaşlar, 7. maddemizde deneme analizi yapmayı öğren. İlk maddede deneme karnesi oluşturmuştuk. Bunların üzerinden çok iyi yorumlamalar yapabilmemiz lazım. Yorumlama yapabilmek daha önce eğer bu işi yapmadıysak zor olabilir. Bu noktada rehber öğretmenlerimizden veya deneme analizinin nasıl yapacağıyla alakalı bilgi sahibi olan kişilerden yardım isteyebiliriz. Deneme sonuçlarımızı deneme karnesi üzerinden yorumlayabilmek ve bunlardan çıkarım yapabilmek çok önemli. Bu yüzden deneme analizi konusuna ciddi bir şekilde önem vermeliyiz. Ve son madde, motivasyonumuzu yüksek tutmalıyız. Sevgili arkadaşlar, yılbaşından beri özenli, güzel ve düzenli bir şekilde çalışmalarınızı devam ettiriyorsunuz. Bazen hiçbir şey olmamış gibi oluyor. Bazen tam oldu diyorsunuz ama o ufak dalgalanmalar tüm motivasyonunuzu düşürebiliyor. Eğer sizler de bu duygu durumlarına en az bir kez kapıldıysanız sakın ola ki üzülmeyin, vazgeçmeyin, pes etmeyin, kafanızın bile karışmasına izin vermeyin. Çünkü sınav yolculuğunda, özellikle içinde bulunduğumuz tam da bu dönemde bu duyguları hissetmeniz gayet normal. Sizler biraz evvel bahsettiğimiz tüm adımları dikkatle uyguladığınızdan emin olarak çalışmalarınızı devam ettirin. Sonucun çok güzel olduğunu göreceksiniz. Bu videoyla ilgili yorumlarınızı da aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.